Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda yazarlık hakkında konuşacağız. Çünkü eğitimci yazar bir konuğumuz var. Şeyda Başer. Kendisine merhaba diyelim. Programımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sertan Bey. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yoğurduk sizi. Şimdi hem kitabınız üzerine hem çalışmalarınız üzerine konuşacağız. Ama ondan önce sizin yazarlık serüveniniz nasıl başladı onu bir dinlemek isteriz. Sonra konularımıza geçelim. Evet, önce biraz kendimden bahsedeyim isterseniz okurlar için. 1983'te Aksaray'da dünyaya geldim. 4 çocuklu bir evin en büyük kız çocuğuyum. Sonra ilk öğrenimimi yine memleketimde tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçtim. Ondan sonra da yazarlık serüvenim başlamaya başladı. Çünkü ilk farkındalığım benim fakülte yıllarına tekabül ediyor. Ama ondan önce kitaplarla temasım annem sayesindedir. Bizim evimizde her zaman küçük de olsa bir kütüphane daima vardı. Ve annem yaz boyunca bize okuma kampları yapar ve yaz sonunda da mutlaka bizi ödüllendirirdi. Babam da muhakkak bizi yine teşvik ederdi okuma noktasında ama daima annem bizimle okurdu, oturup okurdu ve böylece kitaplarla ilk temasım ya da diyeyim sanat ve edebiyatta ilk temasım böyle başladı diyeyim. Harika. Peki, şimdi yazı yazmak için çok kitap okumak lazım derler. Evet, doğru. Çok kitap okur musunuz? Okur muydunuz ya da? Evet, doğru bir soru. Çünkü ben okumadan yazılmayacağını inanıyorum. Hatta okumanın yazmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok yazar arkadaşımız da bana bu konuda katılacaklar diye düşünüyorum. Bir kere kitaplar kitaplardan çıkıyor. Bu Semih hocamız var, Semih Gümüş. Onun bir meşhur sözüdür. Okumadan yazmanız mümkün değil. Hatta okumak yazmaktan daha önemli bana göre. Çünkü iyi bir okursanız muhakkak yazacaksınızdır da. Ama nasıl bir okumaktan bahsediyoruz? Schopenhauer buna düşünerek okumak demiş. Şimdi burada başka bir soru daha ortaya çıkıyor. Nasıl düşünmek? Tabii düşünmeyi de öğrenmek gerekiyor. Bizim içinde bulunduğumuz toplumun en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Nasıl okuması gerektiğini ve düşünmesi gerektiğini de bilmiyor. Dolayısıyla yazarın yolculuğunun önce tabii ki okumakla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Burada çok okumak, oburca okumaktan söz etmiyoruz tabii. Kitap seçerek okumaktan söz ediyoruz. Mesela kendi yazma serüvenimden bahsederken şu ayrıntıyı da değinmiş olayım. Ben daha önce fakülte yıllarında okumaya başladığımda, tabii daha önce başladım fakat belli bir farkındalık kazandığım yıllar fakülte yıllarıydı. O zaman ne bulduysam okuyordum. Ve bunu oburca bir okumaydı. Sonraları nitelikli bir okuma yapmam gerektiğinin farkına vardım ve burada kitap seçmeye başladım. Aslında farklı farklı yazarların farklı kitaplarını okumak yerine bir yazarın bütün eserlerine bir bütüncül gözle bakıp onun estetik anlayışını, yazma serüvenini, nasıl yazdığını, hangi tekniklerden yararlandığını incelemenin daha faydalı olduğunu gördüm. Ve dolayısıyla böyle bir yol haritası çizdim kendime. Okurlara da aslında bu noktada böyle bir okuma yöntemi yapmalarını, derin okuma yapmalarını tavsiye ediyorum. Daha anlamlandıracaktır. Tabii, kesinlikle. Değil mi? Tabii. Peki ülkemizdeki yazarlık mesleğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Evet, aslında buna bir meslek diyebilir miyiz bilemiyorum. Çünkü belki geçmiş dönemlerde geçim sıkıntısı ya da maişet derdiyle hem bizim edebiyatımızda hem de dünya edebiyatında yazanlar olmuştur mutlaka. Ama buna bir meslek diyebilir miyiz günümüzde? Bence diyemeyiz. Çünkü şu anda bir yazarın geçimini yazarak sağlaması pek mümkün değil. Bir kere bu süreli yayınlara eser gönderen yazarlar için olsun. Mesela bir edebiyat dergisi olsun, ona bir öykü gönderdiğinizi düşünelim. Orada aslında yazarın bir telif ücreti alması gerekiyor. Fakat derginin yeterli aboneye ulaşamaması, popülaritesini de bir yana bırakıyorum. Onu basacak bir sponsor bile bulmakta zorlanması gibi sebepler var şu anda. Kendi baskı maliyetini bile çıkaramazken her bir yazara bir telif ödemesi derginin yönetimi için pek mümkün görünmüyor. Aynı zamanda bunu şuna da yansıtabiliriz. Mesela bir eseriniz çıktı, okurla buluştu ve yayın evinden bir telif alacaksınız. O telifle inanın günümüzde bir yazarın bir aylık kirasını ödemesi bile mümkün değil.
belki 1000 baskılar, milyon baskılar falan yapması gerekiyor. Fakat milyon baskı bile yapsa, uzun vadede düşünürsek bir yazarın bundan geçimini sağlaması mümkün görünmüyor ülkemiz için. Hatta farklı dillere çevrilse bile çok mümkün değil, onu açıkça söyleyeyim. Hem içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, biliyorsunuz salgından sonraki süreç, hem kağıt problemi var şu anda çok ciddi bir şekilde. Bazı yayın evleri yayın programlarını durdurdu, yeni eser almadıklarını falan açıkladılar. Geçenlerde Doğan Kitap mesela kendi sayfasından yeni dosya kabul etmeyeceğiz dedi. Bazı yayın evleri basımlarını durdurdular, ancak elindeki baskıların ikinci, üçüncü baskılarını yapacağını söyledi falan. Tabii bu sebeplerle de geçinmesi mümkün değil. Ama aynı zamanda bir yazarın aslında yazdıklarıyla geçinmemesi gerektiğini de düşünüyorum ben. Çünkü kaleminizi bir görüşün ya da bir topluluğun güdümüne verirseniz, yani onun hizmetine verdiğiniz zaman, edebiyatın, burada edebi metinler için söylüyorum, kirlenmesi söz konusu ve bu alan aslında kirlenmemeli, temiz kalmalı. Çünkü edebiyatta amaç sanat yapmak, para kazanmak değil diye düşünüyorum. Kesinlikle. İyi yaparsanız zaten size bir şekilde para kazandırır. O iyi yaptığınız yani sanatır. Belki, evet. Peki Türkiye'yi çok düşünme, artık globale açılmak biraz daha kolaylaştı. Amazon'da falan çok satıyorlar mesela kitaplarını. Ben çok böyle yazarlarla sohbet ettiğimde söylediler yani. Amazon'da daha iyi gelirlerimiz var diye. Yani şöyle, başka bir sistem ortaya çıktı. Kitap Yurdu da yapıyor bunu. Kendi kitabını basarak o telif kısmını falan yazarın dağıtımcıya falan gitmeden kendisine alması, ya da Amazon Kitap'ta da var yine bu. Ama burada başka problemler var. Söylediğiniz için açıklama gereği duyuyorum. Burada yazar bir editöre ulaşmadan kitabını bastırmış oluyor ve çok büyük yapısal hatalar, maddi hatalar, hatta editöryel hatalar olduğu için okurdan pek de o sizin söylediğiniz gibi güzel, olumlu dönütler alamayabilir. Evet. Peki şimdi kadın yazar olmayı konuşalım bir de. Evet. Türkiye'de sizin için yeterli mi kadın yazarların sayısı edebiyatımız için? Evet. Sorunları nelerdir? Kadın yazar olmanın neler düşünüyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru aslında. Önce kadın yazar sayısının tabii ki edebiyatımızda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Fakat ondan evvel, kadın yazar sayısından evvel daha önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O da şu: bir kere bizim toplumumuz kadınların erkeklere kıyasla yaşam standartlarını sağlamada daha büyük güçlükler yaşadığını, hatta öğrenime ulaşmada, toplumda saygınlık kazanmada, belli bir yer ve konum elde etmede çok büyük daha güçlükler yaşadığını ve yıllardır da bunun için savaştığını göz ardı edemez. Bir kere bu çok önemli. En temel insan haklarından olan öğrenime ulaşma, cinsel özgürlük, bedeni hakkında, kadının kendi bedeni hakkında söz sahibi olması gibi böyle temel insan haklarında bile, diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi, öyle demeyelim, hatta dünyada bile aslında bu böyle. Evet. Tam bir bağımsızlık kazandığı görülmüş şey değil şu zamana kadar. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. Hatta günümüzde şu anda feminist söylemler sesini yükseltiyorlar. Tam da bu amaçtan dolayı seslerini yükseltiyorlar. Hem bizim edebiyatımızda hem de dünya edebiyatında. Fakat kadınların edebiyata daha çok destek vermesi, kadın yazarların sayısının artması bence bu karanlığa bir ışık olacaktır. Çok büyük bir ışık olacaktır diye düşünüyorum. Ve umutlanıyorum tabii bir kadın yazar olarak. Aynı zamanda bizim edebiyatımıza baktığımızda gün geçtikçe kadın yazar sayısının arttığını görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Hatta salgından sonra çok ciddi bir artış oldu. Hem dünyadaki bir takım gelişmelerin bunda etkili olduğu, hem de daha özgürlükçü bir çağa doğru evrildiğimiz için herhalde bu oluşmaya başladı. Artık edebiyat dünyasına kadın yazarlarımız ödüller alıyorlar, süreli yayınlar çıkarıyorlar, eleştiri yazıyorlar, makaleler yazıyorlar. Bu dünyada bir şekilde var olmaya çabalıyorlar. Geçmişe bakacak olursak, mesela divan edebiyatından bu yana şair Nigar Hanım'dan başlayarak, işte Tanzimat, Meşrutiyet, Servet-i Fünun dönemlerinde Fatma Ali Hanım'dan Halide Edibe, Halit Nusret, Zorlu Tuna'ya, Şüküfe, Nihal, Müfide, Ferit, ne bileyim şu anda Suat Derviş, aklıma daha gelmeyen pek çok sanatçı. O dönemin koşullarını düşünürseniz çok daha bir cesurca, cesaretle o ipi göğüslemişler. Neden şimdiki kadınlar da edebiyatta daha çok söz sahibi olmasın, daha çok var olmasın?
Ben bu konuda ümitliyim ve ayrıca bunun İnci Engin'in hoca bu konuda şöyle bir ifade kullanmış. Bu bir eğitim sorunudur diyor. Gerçekten de bu bir eğitim sorunu. Bizim bütün eğitim sistemimiz ve müfredatımız baştan ayağa kadın konusu müfredatın içerisine yedirilerek tekrar revize edilmeli. Yoksa biz hasarlı, yine bir sürü kayıp verdiğimiz nesiller çoğaltmaya devam edeceğiz aslında. Bu çok önemli bir konu ve ben çok ümitliyim, daha çok kadın yazar olacak diye düşünüyorum edebiyatımızda. Evet. Peki aynı zamanda bir eğitimcisiniz. Okurların niteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, hem eğitimci gözümle hem de kişisel olarak bu sorunuza cevap vereyim. Bir kere okur bana göre ikiye ayrılıyor. Bu grupları şöyle sıralayabilirim. Birincisi sıradan okur, ikincisi de nitelikli okur. Bu sıradan okur dediğimiz okuru da kendi arasında gruplara ayırabiliriz. Mesela obur okur diyorum ben bir gruba. Bir gruba da seçici okur diyorum bu sıradan okurun içerisinde. Bu iki okur grubu da yani grup olarak söylememize rağmen aslında ülkemizde bu bile yeterli değil. Bir de nitelikli okur var. Asıl gerçek okur bu. Bunun sayısını artırmak istediğimiz kitle de bu. Nitelikli okurun istatistiklere göre ülkemizdeki sayısı 25 bin ile 30 bin arasında değişiyor ve artmıyor. Bu çok kötü bir şey. Aslında biz bunu arttırmamız lazım. Yine bu eğitimli olacak bir şey. Tabii bunun artmasının başka sebepleri de olabiliyor. Politik nedenler, çevresel başka faktörler, ekonomik sebepler, kitaba ulaşamama gibi falan. Ama bu artmadığı sürece, nitelikli okur artmadığı sürece de bizim edebiyatımızda, sanatımızda ve kültürümüzde bir vasatlık hakim oluyor. Biz bunu aşamazsak vasat bir edebiyat, kültür ve sanat hayatıyla devam edeceğiz demektir. Yine müfredatın başlangıçtan sona doğru değil de, yani tarihin eski dönemlerinden günümüze doğru değil de tam tersi. Aslında günümüzden geçmişe doğru giden bir müfredat olması gerektiğini ve gençlerin yeni yazarlarla, dünyaya farklı bakış açılarıyla bakan yazarlarla tanışması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa şu anda yani Taşuk'u, Talat ve Fitnat'ı okutmanın öğrenciye çok da faydası olduğunu düşünmüyorum. Çocuk içinde bulunduğu çağı bir tanımalı, sonra geçmişe bir merak uyanacak ki sonradan geçmişe dönüp o eserleri de inceleyecek diye düşünüyorum. Böyle olmalı bence. Kesinlikle. Peki şimdi 2022'de kitabınız yayınlandı. Evet. Huzur'un tarifi yok. Evet. Nasıl geri dönüşler aldınız? Biraz sizin kitabınızın çıkma öyküsünü dinleyelim. Evet. Sizden. Evet, bu bir yazar için tabii heyecan verici bir şey. Benim kitabım 2002 yılının Ocak ayında tam da bu dönemlerde 7 Ocak'ta yayımlandı, okurla buluştu. Burada yazarların bir dosya oluşturduktan sonra yayın evine ulaşma süreci çok böyle sıkıntılı bir süreç. İşte beklemekle geçen bir süreç. Sonra yazarın dosyasını bilinçsiz bir şekilde bir yayın evine göndermesi de, böyle bir hata yapması da söz konusu. Aslında dosyayı hazırladıktan sonra yayıncının yayın politikasına ve kendi düşünce yapınıza uygun bir yayın evi belirlemeniz lazım. Böyle olunca tabii o süreç biraz daha kısalacaktır ama yine de bizim yayın evlerimizin yoğunluğu diyeyim. Ya da yerli yazara pek kıymet vermemesi diyeyim. Çünkü bizim edebiyatımızda daha çok çeviri eser var. Böyle olunca da Türk edebiyatı gelişimi çok da hızlı olmuyor diyelim. Yayın evine dosyayı teslim ettikten sonra bir yıldan fazla bekleyen yazarlarımız var. Böyle olunca gerçekten iyi kalemlerin de yok olup gittiğini düşünüyorum. Ya da o yazma iştiyakının kaybolduğunu düşünüyorum. Ben bunların hiçbirini yaşamadım çok şükür. Çünkü birkaç dosyam vardı elimde ama hiçbirini bir yayın evine gönderme cesareti bulamamıştım. Fakat Epona yayınlarının kurucusu Sedat Demir bir dosyamın olup olmadığını sorduğunda tabii çok heyecanlandım. Ve belli bir tema üzerine çalıştığım dosyamı kendisine gönderdim. 20 kadar öyküden oluşuyordu sanırım. Ve tema çerçevesinde çalışılmış olanlar ve basıma daha uygun olanlar, yayın eviyle beraber dirsek temasıyla seçtiklerimiz bir kitap haline geldiler. Ve Huzur'un tarifi yok. İsim babası da Sedat Demir'dir yine. Ortaya çıktı. Tabii yeni bir eser. Şimdiye kadar hiç eleştiri almadım ama çok kısa bir sürede ikinci baskı yaptı. Şimdi bildiğim kadarıyla ikinci baskı da bitmek üzere. Sanırım herhalde üçüncü baskıyı da yapacak. Bu tabii çok güzel bir şey bir yazar için. Ve böyle oluştu
Kitabın hayat hikayesi böyle. Peki, var mı yeni bir çalışma? Evet, yeni bir çalışma var. Tabii bir eser meydana gelip okurla buluştuktan sonra şimdi ne yapacağım diyorsunuz. Böyle bir kısırlık dönemi oluşuyor. Fakat ben bu dönemde şey yapıyorum, böyle bir dönem oluşursa ki yazarların öyle malzemesinin de hemen bittiğine falan inanmıyorum. Yani ustaların dediği gibi ilham gelmez, ilhama gidilir. Ben de öyle düşünüyorum. İlhama gitmek için tabii okumalar yapıyorum. Tabii kafamda bir sürü hikaye dönüp duruyordu. Bütün yazarların böyledir. Ama hikayelerinden bazıları silinip gider. Unutulur, not etmezsiniz ya da anlatmaya hakikaten pek de kıymet vereceğiniz şeyler değildir. Ama kafanızda bir tanesi kalır. Benim de aklımda hemen kitap yayınlandıktan sonra bir hikaye vardı. Fakat bunun için pek çok okuma yapmam gerekti. Hem geleneksel metinlerden, hem günümüz yazarlarından, hem yabancı yazarlardan. Ve burada yazar bunu yaparken etkilenmekten de korkar aslında bir yerde. Hatta ben şöyle bir şey de duydum geçenlerde, etkileneceğim diye okumuyorum diyen kişiler varmış. Bence insan zaten etkilenen bir varlık. Yani her şeyden etkilenebiliriz. Dolayısıyla bundan korkacak bir şey yok. Hatta kitaplar kitaplardan çıkar demiştim. Mesela Mevlana olmasaydı biz Şeyh Galip'ten söz edebilir miydik? Şeyh Galip'e böyle bir ithamda bulunuyorlar. Mesnevi'den almışsınız siz konunuzu diye. O da çok net bir şekilde çaldımsa da miri malı çaldım diye böyle bir cevabı vardır onun meşhur. Aslında burada konu çalmak değildir. Yeni bir tarz, yeni bir konuda esinlenmekten bahseder. Ben de bundan yanayım yani. Çünkü kafanızda hikaye varsa bile bakış açısı, anlatıcı, nasıl anlatacağınız, o kurguyu nasıl kuracağınız, okuyucuya nasıl yansıtmanız gerekiyor. Okuduğunuz kitaplar size ya bir yaratıcı fikrin ateşlenmesinde etkili olacaktır ya da size bir yöntem gösterecektir siz farkında olmasanız da. O yüzden bol bol okudum. Tabii etkilenmemek adına da ne yapabilirsiniz? Yeni ara renkler bulabilirsiniz. Mesela bununla ilgili çok güzel bir anekdot vardır. İzin verirseniz ona değineyim. Evet. Tolstoy'un Sanat Nedir diye bir kitabı var. Bence başyapıtlardan bir tanesi. Orada bir ressam öğrencilerine resim çizdirir ve öğrencisinin çizdiği resmin bir tanesine bakar. Hepsi aynı şeyi çizmiştir. Dolayısıyla hepsi aynı şeyi gördükleri için. Tolstoy fırçanın ucuyla bir rütuş yapar tabloya. Ve öğrencisi böyle heyecanla der ki tek bir fırça darbesiyle bütün resim değişti. İşte bizim yazar olarak o tek bir fırça darbesini bulmamız lazım. O etkilenmekten sıyrılmamız için. Benim de hikayem yeryüzünde anlatılmamış bir şey yoktur aslında. Yine aynı izleklerden farklı tarzda oluşturulmuş bir hikaye. Şu anda üçüncü taslağı bitirdim ve editörüm de bir hocam. Sabırla uğraşıyor metin üzerinde şu anda. Herhalde yıl sonuna kadar yayın eviyle buluşturmuş oluruz diye düşünüyorum hikayeyi. Tabii türü ve konusuyla ilgili şimdilik ipucu vermeyelim. Vermeyeyim. Peki. Evet. Var mı son olarak eklemek istediğiniz, izleyicilerinize, okuyucularınıza söylemek istediğiniz bir şey? Evet, beni dinledikleri için, izledikleri için teşekkür ediyorum. Bu nazik davetiniz için size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin de kaleminize sağlık, kariyerinizde başarılarınızın devamını dilerim. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten işte okumak çok çok önemli. Bakın konuğumuz hep okumanın üzerinde durdu. Nitelikli okumak, düşünerek okumak diye. Biraz daha fazlalaştırırsak son zamanlardayız ama bir de kağıt sıkıntısı çıktı ama dijital buna birazcık yetişiyor. Alışamayanlar için, ben alışamayanlardanım dijitalde ekranda bir şey okumaya. Ama alışanlar için bence büyük bir nimet bir şekilde okumak, araştırmak lazım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.